İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran'ın ve uçakta bulunan 7 arkadaşıyla 3 uçak görevlisinin ölümü vicdan sahibi olan herkesin yüreğini acıttı. Uçakta yer alanların kimi bebek sahibiydi, kimi hamileydi, kimi ise evlilik hazırlığı içerisindeydi. Yaşanan olay ölüm gerçeğini, hayata dair her ne plan yapılmış olunursa olunsun ecelin aniden gelebileceğini gencecik insanların ölümüyle bir kez daha hatırlattı. Ancak yaşanan bu olayın ortaya çıkardığı bir gerçek daha vardı ki inancı kalbi olan herkesin canını acıttı. Yapılan kalpsizce yorumlar kimine göre yaşanan olaydan çok daha üzücüydü. İşte kişilerin insanlıklarını sorgulatan o acımasızca yorumlardan ve verilen cevaplardan bazıları. Allah dur dedi, parti yapmak için dünyanın parasını harcamak oldu. Sen Allah mısın? Lafa bak, vicdansız. Ölene sevinecek değiliz ama her dakika insanlar ölüyor. Bazıları ülkesini savunmak için, bazısı bekarlığa veda için. Allah taksiratını affetsin ama üzülmedim açıkçası. Yoruma bak, yani hep ayrım, hep kin ve hep aynı zihniyet bu tip yorumları yapıyor. Görev kutsaldır evet ama gencecik yaşta evliliğe bir adım kala bir genç kız ölmüş. Tanımasa da insan üzülüyor. Allah rahmet eylesin. Seni nasıl bir ölüm bekliyor acaba? Yarın en yakınınız kendi düğününden önce o mutluluk kursağında kalarak ölebilir. Vatanı kurtarırken değil de markete giderken ölebilir. O zaman da inşallah bu şovlarınıza devam edersiniz. Empatisiz, telefon arkasından boş beleş yorum yapan insanlardan biz bıktık ama siz tükenmediniz. Bekarlığa veda için ölen birine niye üzülelim? Kadın bekarlığa veda için ölen birine niye üzülelim diyor. Kendisi de kınasında, düğününde ya da bir eğlencede ölürse üzülmeyiz. Hayatımda bu kadar vicdansız insanı bir arada görmedim. Yazık. Bekarlığa veda diye bir şeyin eğlencesini yapmaya giden biri. Su testisi hesabı bu olsa gerek. Seni nasıl bir ölüm bekliyor bakalım, terbiyesiz, senin de sonun belli gibi. Bu kadar kötü bir olayı duyup nasıl böyle konuşabilirsiniz ya? Gerçekten akıl alır gibi değil. İnsanlar ölmüş. Hangi dinde var böyle bir acı olay karşısında bu kadar kötü bir yaklaşım? Allah gerçekten ıslah etsin senin ve senin gibileri. Öncelikle ailelerine sabır diliyorum. Zengin ölünce böyle her yerde çarşaf çarşaf haber oluyor işte. Yorumlara bakıyorum da herkes ne çok üzülmüş, ne çok kahrolmuş. Gariban ölünce öyle olmuyor tabii, kimin umrunda. Daha bir hafta önce 5 kişilik bir aileden 4 kişi aynı kazada öldü. Kaza olmadan önce dönercide bir fotoğraf çektirmişler. Onu görünce içim öyle bir yandı ki tarif edemiyorum. Yani bu gencecik insanlar zenginler diye siz üzülmüyor musunuz? Bu ne saçma bir yorum. Bu yorumu yazarken Allah'tan korkun. Paraları yiyorlar, özel uçaklar, partiler, ooo. Sen de olsa yemeyecek misin? Kıskanç. Bu olaya bakış açın bu mu? Bir rahmet oku, rahmet. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Biz Türk'üz, burası Türkiye. Evlenmeden önce kına gecemiz var, eğlence. Sen kalk, batılı ülkeler öyle adlandırıyor diye kendi kültüründen kop, bekarlığa veda yap. Onu da abart, yurt dışına git. Daha da abart, özel uçakla git. Daha ne kadar abartılabilirdi acaba? Yurdun hiçbir problemi, sorunu onlara uğramıyor, yansımıyor. Sanki bütün dünya, kainat onların rahatı, eğlencesi için dizayn edilmiş, kurulmuş, yaratılmış. Ve şu anda ülkemizin başka derdi, verecek haberi yok. Doğudaki düğünlerde zevkten atılan silahların kurşunlarına denk gelip ölen insanlar, çocuklar peki? Size göre onların bunu yaşama sebebi nedir acaba? Herhalde buna da vardır bir yorumunuz. Koskoca Türkiye'ye sığamadım bir eğlence için bunca organizasyon. Şimdi küçücük bir kabir, Allah rahmet eylesin. Türkiye'de ölmediler diye mi bu sistem? Ne insanlarsınız var ya. Yemin ederim var ya, kendilerinde o kadar para olsa ülkeye uğramazlar. Zenginin malı züğürdün çenesi hesabı. Yaptıkları o kadar masrafı kimsesizlere, fakir aileye dağıtsa daha hayırlı olurdu bence. Yine de mekanları cennet olsun. Nereden biliyorsun yapmadıklarını? Neden bu kadar ön yargılısınız acaba hepiniz? Allah hepinizi affetsin düşüncelerinizi. Kıza yazık olmuş da bu kızın babasını bilenler bilir. Kibirli, sömürücü bir ara Trabzonspor'un yönetimindeydi. Hüseyin Başaran zamanında çok insanın ahını almıştır. Yani kıza yazık olmuş ama Hüseyin Başaran adına hiç üzülmedim açıkçası. Ayıp ayıp, evlat acısını hiçbir şeyle kıyaslama. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından çirkin yorumları böyle lanetledi. Suna Yakın, uçak kazasında hayatını kaybeden gençlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ruhları şad olsun kardeşlerimin. Bu paylaşımın altına bir şey yazmak yok.
Sizleri bu üzücü haber sonrasında insan hayatına ve evlat acısına saygı göstermeyen paylaşımlardan dolayı bir dakikalık kaygı duruşuna davet ediyorum. Cüneyt Özdemir, ne kadar korkunç insanlarla bu güzel ülkede yaşadığınızı öğrenmek isterseniz 11 gencecik insanın ölümünün ardından üzüntülerimi belirttiğim tweetin altına yazılanları okuyabilirsiniz. Erhan Çelik, uçak kazasında ölen genç kızlar için hakaret eden, öfke kusan, insanlıktan nasibini almamışlar için adaletten nasibini almış bir savcı yok mu? Yeşim Salkım, düşen uçakta kızımın ilkokul ve ortaokul arkadaşları vardı. İnsanlığın bitişini yapılan yorumlara bakınca bir kere daha anladım. Allah ailelerine sabır versin.